Merhaba sevgili izleyiciler. Sosyal medyada bir haftadır Van Çatak'ta gözaltına alınan iki kişiyle ilgili bir olay konuşuluyor. Niye bir olay konuşuluyor diyoruz? Çünkü de bugüne kadar belki de hiç kamuoyunun rastlamadığı bir olay diyoruz buna. 11 Eylül tarihinde Çatak'ta bir operasyonda gözaltına alınan Osman Şiban ve Servet Turgut gözaltına alınıyor. Yakınları bunları iki gün sonra Van'daki Bölge Hastanesi'nin yoğun bakımında bulunuyor ve kendilerine işkence ve kötü muamele yapıldığı şeklinde iki gün önce de hastane raporları ortaya çıktı. Bu raporda da bu kişilerin helikopterden atıldığı iddia edildi. Raporda bu şekil ifadeler vardı. Yüksekten atıldıkları iddia edildi. Kendileri de birisinin hastanede tedavisi devam ediyor. Diğeri de yanılmıyorsam dün taburcu olmuştu. Bir gün sonra bu kez askerler evinden yeniden gözaltına alarak bu kez Van'daki askeri hastaneye getirdiler. Tabii bu olay dediğim gibi bir haftadır sosyal medyada fazla konuşuluyordu. HDP Grup Başkan Vekili Saruhan Oruç başkanlığındaki HDP heyeti milletvekillerinden, MYK üyelerinden, parti meclisi üyelerinden oluşan bir heyette Van'a gitti. Van'da hem söz konusu iki kişinin aileleriyle görüştü hem de hastane yetkilileriyle görüştü. Konuğumuzda HDP'nin Grup Başkan Vekili Sayın Saruhan Oluş. Saruhan Bey hoş geldiniz, merhaba yayınımıza. Hoş bulduk, merhaba. Saruhan Bey bize bir anlatır mısınız? Bu olay nasıl meydana gelmiş? Siz dediğim gibi bugün Van'da hem aile hem hastanede yetkililerle görüştünüz. Bize bir anlatabilir misiniz? Bu olay nasıl meydana gelmiş? Önce hastane ile yaptığımız yani iki ayrı hastanede başhekimle görüşme yaptık. Onu söyleyeyim. Birinci hastanede yaptığımız görüşme sonucunda Servet Turgut'un durumunun çok tıbbi açıdan olumlu olmadığına dair bir görüş bize bildirildi. Aileye de bu görüş bildirilmiş. Hem yani ağır bir iç kanaması, beyin travması yaşıyor ve şu anda yoğun bakımda bulunuyor. Aileyle görüştük. Aile tabii çok yani acılı bir durumda. Sonra diğer yurttaşımızın ailesiyle de görüştük. O bugün tekrar hastaneye getirildi. Orada da gittik, başhekimle görüştük tekrar. Onun durumu biraz daha iyi. Fakat onda da büyük ihtimalle bir beyin travması nedeniyle bir hafıza kaybı yaşanıyor. O da o açıdan sıkıntılı ama bugün son tahlilleri yapılıyordu. Eğer büyük bir aksilik olmadıysa aslında taburcu edilmesi gerekiyor. Sağlık durumları böyle. Biz yani aileden ailelerden edindiğimiz bilgi de ayrıca avukatlarla görüştük. Aile avukatlarıyla görüştük. Onların da anlatımları var. Sizin dediğiniz gibi raporlar var ortada. Ve bütün bunların bize gösterdiği aslında burada bir işkence ve kötü muamele yaşanmış ve helikopterden düşme diye biz tarif ediliyor bu. Helikopterden atılmışlar belli ki. Çünkü raporlarda da bu görünüyor. Yüksekten düşme deniyor. Hatta bir kişinin raporunda helikopter adı da geçiyor. Çünkü her ikisi de hastaneye anladığımız kadarıyla o da çünkü belirsiz fakat anladığımız kadarıyla ve valiliğin açıklamasından da anladığımız kadarıyla hastaneye ya kolluk ya asker tarafından getirilmiş, teslim edilmişler ve teslim edilirken de raporlarda yazdığı gibi bir helikopterden düşme meselesi gündeme gelmiş vaziyette. Belli ki her iki kişi de helikopterde kötü muameleye maruz kalmışlar, bir işkenceye maruz kalmışlar ve bir helikopterden atılma durumu da ortaya çıkmış gibi görünüyor. Çünkü bu konuda şöyle bir şey var, her ikisi de köyde gözaltına alınıyorlar bu kişilerin ve köyde yani köylülerin gözü önünde gözaltına alınıyorlar. Ve yürüyerek helikoptere götürülüyorlar. Yani her ikisi de giderken sağlam, helikoptere binerken hatta bir tanesi el sallıyor ailesine. Dolayısıyla yani helikoptere bindikleri köylüler tarafından, o köyde yaşayanlar tarafından da görülüyor.
ve sonuçta da bu durumla karşı karşıya kalınıyor. Zaten aileler iki gün hiçbir haber alamayınca zorluyorlar askeri yetkilileri ve kolluğu. Sonunda oradan sizin aradıklarınız Van'da hastanede yoğun bakımda cevabını alıyorlar ve onun üzerine aileler gidip buluyorlar aradıkları kişileri. Dolayısıyla burada çok açık bir şekilde her türlü hukuksuzluk yaşanmış görünüyor. Yani birincisi gözaltına alınmışlar sağlam bir şekilde. Her ikisi de ki gözaltına alındığı zaman her ikisi de devletin gözetiminde olduğu için devlet onlardan sorumludur sonuç itibariyle. Her ikisi de gözaltına alındıktan sonra yoğun bakımlık olduklarına göre burada büyük bir suç ve hukuksuzluk var karşımızda. Ayrıca yani şu anda yoğun bakımda olan yurttaşımızın başhekimin bildirdiğine göre durumu gerçekten çok ağır. Yani iç kanama, beyin kanaması, çeşitli travmalar, kırıklar belli ki çok ağır bir işkence ve kötü muameleyle baş başa kalmışlar. Ve sonuçta da helikopterden atılmışlar. Çok büyük bir hukuksuzlukla karşı karşıyayız. Neresinden bakılırsa bakılsın tartışılacak bir yanı yok bu meselenin. Biz bugün gittik dediğim gibi orada aile ve başhekimle görüştük, başhekimlerle. Aynı zamanda sivil toplum kuruluşlarıyla bir toplantı yaptık. Hem Baro hem ÖHD Tabipler Odası bütün bu görüşmelere katıldılar. Onlarla görüşlerimizi paylaştık. Onların görüşlerini dinledik ve çok verimli bir toplantı oldu. Hukuki olarak da siyasi olarak da biz bu işin takipçisi olacağımızı orada da söyledik ve bundan sonra da hakikaten meclis açıldığı zaman da takipçisi olacağız. Bu kesinlikle kabul edilebilir bir durum değil bizim açımızdan. Peki Saruhan Bey, siz Van'a gitmişken yetkililerle, Van valisiyle konuşma gibi bir durumunuz oldu mu? Bunu niye soruyorum? Bu olay ortaya çıktı. Bir haftadır konuşuluyor. Van valiliğinden dün daha açıklama yapıldı. İşte kayalıklardan düştükleri yönünde bir ibare var Van valiliğinin açıklamasında. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Valilikle bir temasınız oldu mu veya görüşmek istediniz mi? Böyle bir durum yaşandı mı? Yok, valilikle herhangi bir temasımız olmadı. Sizin de dediğiniz gibi Van valiliği aslında düne kadar bir açıklama yapmadı. Günlerdir, kaç gündür açıklama yapmadı. Benim tahminim dün akşam saatlerinde açıklama yapmalarının nedeni bizim bir heyet oluşturduğumuzu ve oraya gideceğimizi basına duyurduk. Valilik de bunu duyduktan sonra bu açıklamayı yapma ihtiyacı hissettiler. Çünkü meselenin kamuoyunda tartışılmaya başladığını da gördüler. O yüzden o açıklamayı yaptılar. O açıklama da çok içler acısı bir açıklama. Yani ben orada da söyledim, Van valisinin görevi aslında işkenceyi, kötü muameleyi örtbas etmek, üstünü örtmek değil. Kim bunu yaptıysa bunun açığa çıkarılmasını sağlamak. Biz validen de bunu talep ediyoruz. Oradaki amir merci olduğu için elbette ki İçişleri Bakanlığı'na çağrı yaptık. İçişleri Bakanlığı bu konuda adım atmak durumundadır. Milli Savunma Bakanlığı'na çağrı yaptık. Adım atılması gerekiyor. Çünkü bunu ya kolluk bu işkenceyi ve kötü muameleyi yaptı, ya özel harekat askeri birlikler yaptı, ya da jandarmaya bağlı olan özel harekat yaptı. Dolayısıyla hangisi yaptıysa İçişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı bu konuda ortalığa bir çıkıp açıklama yapmak zorundadır. Valiliğin görevi bu suçu işlemiş olan, bu insanlık suçunu işlemiş olanları açığa çıkartacak soruşturmayı sürdürmektir esas itibariyle. Ve savcıların görevi de elbette ki budur. Fakat valiliğin söylediği şey yani o gerçekten nasıl talihsiz bir laf, nasıl aslında her şeyi ortaya çıkartan bir laf. Diyor ki usule uygun olarak muhafaza altına alındılar diyor. Gözaltına alınmış kişilerle ilgili olarak. Usule uygun olarak muhafaza altına alındılar. Yani bir tanesi yoğun bakımda bu kişilerden biri ve şu anda hayati tehlikesi üst düzeyde. Diğeri de daha yeni hastaneden çıkabilmiş, yoğun bakımdan ve hastaneden. Ve hafıza kaybı ve travması devam ediyor.
yani usule uygun olarak muhafaza altına alındılar lafı aslında her şeyi açıklıyor. Yani demek ki Van valisi işkence, kötü muamele, helikopterden atılma gibi meseleleri usule uygun olarak değerlendiriyor. Usule uygun bir muhafaza adımı olarak değerlendiriyor. Dolayısıyla böyle bir anlayışa sahip olan Van valisiyle görüşmemizin bugün bir anlamı yoktu esas itibariyle. Çünkü mesele Van valisinin üstünde olan bir mesele. Dediğim gibi İçişleri Bakanlığı'nın, Milli Savunma Bakanlığı'nın bu konuda tutum alması gerekiyor. Yalan söylemeden, herhangi bir biçimde olayı örtbas etmeye çalışmadan suçlular kimlerse, bu işkenceyi yapmış olanlar kimlerse onlar hakkında soruşturmanın açılması gerekiyor. Emri verenler kimlerse onlar hakkında soruşturmanın açılması gerekiyor ve bu esas itibariyle iki bakanlık bu işle ilgilidir sorumlu olarak ve Adalet Bakanlığı'nda tabii bu işin örtbas edilmemesine imkan sağlayacak bir ciddiyette ve özende davranması gerekir. Eğer bunların hiçbiri olmazsa ki yani bu iktidardan bu açıdan baktığımızda çok büyük bir beklentimiz yok doğrusu maalesef bunu söylüyorum. Yani onlar işkenceye sıfır tolerans demişlerdi. Şu anda işkencecilere sıfır ceza noktasında bulunuyorlar ve bu olay son gördüğümüz olay. Bundan önce de başka işkence olayları ve kötü muamele olaylarıyla çeşitli illerde karşı karşıya kalındı. Urfa, Diyarbakır, yine Van, Batman çeşitli örnekler var. Çok hani vaktimiz dar olduğu için tek tek örnekleri söylemek istemiyorum şimdi. Ama bu örneklerle karşı karşıya kalındı. Dolayısıyla eğer bu işi örtbas etmek doğrultusunda ve cezasızlığı sürdürme doğrultusunda davranacak olursa iktidar ki bu büyük ihtimaldir. O zaman bütün yargı yollarını tükettikten sonra uluslararası yargıya başvurmaktan başka çare kalmayacaktır elbette ki. Son derece vahim bir durumla karşı karşıyayız ve bu hiç kabul edilebilir değil gerçekten. Yani bu iktidarın kendisine bağlı olan kolluk, emniyet, asker gibi alanlarda işkence yapıldığına dair bir fikri yoksa biz örnekleri mecliste anlatıyoruz, anlatmaya devam edeceğiz. Bir fikri var da eğer herhangi bir tutum almıyorlarsa o zaman da bunların tercihleri bu yöndedir diye düşüneceğiz. Ama gerçekten çok ağır bir durum. Ve yani Türkiye'de 12 Eylül dönemi yaşandı, 12 Mart dönemi yaşandı, 1990'lar yaşandı, bütün o faili meçhuller yaşandı. Sizler onu gayet iyi biliyorsunuz. Bu kadar ağır işkenceler ve vahşice bir tutum, helikopterden aşağıya atmak gibi bir tutum doğrusu döndü dolaştı. 2020 yılının son aylarında yeniden karşımıza çıktı. Hazin bir tablo. Buna karşı mücadele etmek Türkiye'deki demokrat vicdan sahibi her kişinin ve her sivil toplum örgütünün ve siyasi partinin görevidir diye doğrusu düşünüyorum. Peki Saruhan Bey, siz HDP olarak bu olayla ilgili, daha doğrusu az önce örneklerini verdiğiniz işkence ve kötü muameleye sıfır cezasızlıkla ilgili araştırma komisyonu kurulması için zannedersem meclise önerge verdiniz. Evet. Bu konuyla ilgili ne söyleyeceksiniz? Bir de şunu söyleyeceğim. Bu olayla ilgili olarak diğer siyasi partilerin gösterdiği tepkileri, yani diğer siyasi partilerden kastım muhalefette olanlar için söylüyorum ben onları. Bu tepkileri yeterli görüyor musunuz? Son söylediğinizden başlayayım. Kesinlikle yeterli değil. Yani bir iki parti bu konuda bir soru önergesi verenler oldu mecliste. Tabii şu anda meclis kapalı ama önümüzdeki hafta açılacak. Bizi arayanlar oldu çeşitli partilerden ama sonuç itibariyle bilgi almak için aradılar. Sonuç itibariyle gösterilen tepki kesinlikle yeterli değil ve bu gerçekten üzücü bir durum. Çünkü mesele işkence meselesi. Orada da söyledim. Eğer bir yurttaşımız herhangi bir suç işlediyse, varsa böyle bir iddia, devletin görevi o yurttaşı gidip gözaltına alıp işte neyse sorgulamaktır, hakkında dava açmaktır, soruşturmaktır vesaire. Yani olması gereken, hukuka uygun olması gereken budur esas itibariyle. Ve bu iki yurttaşımız da köylerinde gözaltına alınmışlardır zaten. Şimdi dolayısıyla hukuka uygun davranmak yerine
insanlık dışı bir tutum alarak bir insanlık suçu işlemeye başlamak başka bir şey esas itibariyle. Dolayısıyla buna karşı susmak doğru değildir ve buna karşı susulursa bu tür örnekler her geçen gün artmaktadır ve Türkiye 90'ları yaşamış olan bir ülke olarak hani beyaz Soroslar geri gelir diyordu Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı bir dönemde geçtiğimiz 5 yıl önce. Şimdi beyaz Soroslar gelmedi ama siyah cipler, siyah pikaplar gelmiş vaziyette ve bu son derece vahim bir durum. Dolayısıyla bunun üstüne gidilmesi gerekiyor. Biz de mecliste araştırma komisyonu kurulması için bir önerge verdik. Meclis açıldığı zaman elbette ki bunu genel kurulda tartışacağız. Ve çok fazla örnek var dediğim gibi. Yani sadece bu örnek değil. Bu en sonuncu çok vahşi bir örnek ama çok fazla örnek var ve bu konunun araştırılması gerekiyor. Meclisin buna el atması gerekiyor. Nasıl 90'lı yıllarda faili meçhuller yaşandığı zaman ve işkenceler, kötü muamele yaşandığı zaman meclis bir komisyon kurdu ve bunları araştırdıysa ve çok kapsamlı bir rapor hazırladıysa, faili meçhuller raporunu hazırladıysa ve bu meclis belgeleri arasına girdiyse, aynı şekilde şimdi de meclisteki siyasi partilerin, iktidar olsun muhalefet olsun, bu tür insanlık suçlarının yaşandığına dair örnekler, iddialar arttıkça bunların engellenmesinin yolu aynı zamanda mecliste bu konuda bir tartışma yapılması, bir araştırma yapılması, bir komisyonun çalışmasıdır esas itibariyle. Biz bu konudaki kararlılığımızı sürdüreceğiz ve bütün partilerin de bu konudaki tutumunu bir kez daha görmüş olacağız. Bu işin peşini hem hukuki açıdan bırakmayacağız hem de politik açıdan bırakmayacağız. Çünkü dediğim gibi çok fazla örnek var karşımızda. Bunlar kabul edilebilir değil ve artık olağan bir durum haline gelmeye başladı işkence, kötü muamele hem cezaevlerinde hem gözaltılarda. Bunun kabul edilebilir bir yanı yoktur diye düşünüyorum. Son olarak şunu sorayım, sizin konuşmanızdan çıkarayım. 90'lı yıllarda dediniz, evet, o halin devam ettiği dönemlerdeki faili meçhul cinayetlerle ilgili o zaman mecliste faili meçhul cinayetler komisyonu kurulmuştu. Bölgeye geldiler. Büyük de bir rapor hazırlamışlardı o dönemde. Evet. Bayağı da çarpıcı bir rapor hazırlamışlardı. Siz bu dönemde şu anki mevcut iktidarda, mevcut sistemde böyle bir rapor hazırlanması, böyle bir komisyon kurulması olasılığını nasıl görüyorsunuz? İktidar partilerinin hem Adalet ve Kalkınma Partisi'nin hem MHP'nin böyle bir şeye yanaşacağını doğrusu beklemiyoruz. Ama bunun bir kez daha yurttaşlar tarafından görülmesi lazım. Çünkü bu açıkça hukukun, insan haklarının, evrensel ilkelerin çiğnenmesi anlamına geliyor. Eğer Adalet ve Kalkınma Partisi ve MHP bu tür işkence, kötü muamele iddialarının ve olaylarının araştırılması konusunda bir tutum takılmayacaksa, o zaman toplum da aslında bu konuda bir sonuca varmış olur. Hani insan tabii ki iyi düşünmek istiyor ve keşke her iki iktidar ortağı da bu konuda pozitif bir tutum takınsa. Çünkü nihayetinde bir araştırma komisyonu kurulduğu zaman onlar da bu araştırma komisyonunun içinde olacaklar. Diğer partilerde olacaklar ve ortaya bir çalışma yapılsa ve bir sonuç çıkarılsa Türkiye açısından da, insan hakları açısından da son derece önemli bir şey olur. Ama bu, yani nasıl diyeyim, İngilizler buna wishful thinking diyorlar. Yani biz böyle bir şey yapacaklarına ihtimal vermiyoruz. Hani yaparlarsa ben öz eleştirimi yaparım yine Medyascope'da sizin programınıza çıkıp. Ama yapacakları kanaatinde değiliz. Çünkü buradan medet ummaya başladılar. Yani bu tür kötü muameleden ve işkenceden medet umuyorlar ve bundan toplumsal ve siyasal muhalefetin, özellikle Kürt muhalefetinin, Kürt halkının bu tür örneklerle geri duracağını, mücadeleden geri duracağını, direnmeyeceğini düşünüyorlar. Böyle bir beklentileri var belli ki. Ama çok büyük yanılgı içindeler. Bu böyle bir durum ortaya çıkmayacak. Tam tersine insanlar bu konuda gerçeklerin açığa çıkması için çok ciddi bir enerji sarf ediyorlar ve özen gösteriyorlar. Biz bunu gördük ortada. Çok teşekkür ediyorum Saruhan Bey. Peki, ben de çok teşekkür ederim. İyi çalışmalar diliyorum size. Sağ olun. Evet sevgili izleyiciler, Van Çatak'ta iki kişinin gözaltına alınması ve ardından bir hafta sonra hastanede
ikisinin de yoğun bakımda olduğunun yakınları tarafından bilinmesinden sonra hastanede hazırlanan raporlarda bunların helikopterden atıldığı yönünde iddialar vardı. Bir hafta Türkiye bunu konuştu. İki gün önce Van Valiliğinden yazılı bir açıklama yapıldı. Bunun yüksek kayalıkla bir bölgede düştükleri ifade edildi. HDP de bugün oraya bir heyet göndermişti. Biz de heyetin temaslarıyla ilgili HDP'nin Grup Başkan Vekili Sayın Saruhan Uluç'la görüştük. Kendisine bir daha teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. İyi günler.